Yani evliliğe giden sebepleri, evlilik teklifi yapmak veya evlilik teklifi almanın yolları ve belirtileri ve izleri nelerdir? En önemli aslında neden evleniriz sorusunun karşılığı da belki bu. Birçok sebebi var tabii. Hem toplumsal baskı, hem aşık olmak, hem statümüzün yükseldiğini hissetmek gibi sebeplerden dolayı biz evlenmek istiyoruz. Tabii soyun devamı gibi sebepler de bunun işin içine giriyor. Aslında rutin diye korktuğumuz şey, düzen dediğimiz şey aslında bizi güven duygusuna da gark ettiği için bu evlilik olgusunun içine girmek istiyoruz. Peki bu yolda nasıl doğru kararlar verebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Evlilik teklifi nasıl alabiliriz? Ya da nasıl evlenebiliriz? Burada öncelikle kendimizi gerçekten hazır hissetmeliyiz. Yani Kişi önce kendi hazır olmalı diyorsun. tabii ki maddi manevi her alanda hani burada beklentiler tabii ki abartılmamalı. Ama ayaklarımızın üzerinde duracak sorumluluğa, kendi yaşamımızı kuracak sorumluluğa sahipsek bir başkasıyla beraber hareket etmeliyiz. Ortak bir yaşam kurmalıyız öncelikle. Çünkü birçok biliyorsunuz ki boşanma sebeplerinden bir tanesi de maalesef ki maddiyata dayanıyor. Öncelikle kendimizi maddi ve manevi anlamda, yani ben birisiyle bir ömür geçirebilirim, aşık olduğum, kafa yapımın uyuştuğu birisiyle bir hayat geçirebilirim, bir düzen kurabilirim ve bu düzenden memnun kalabilirim dememiz gerekiyor. Evlilik teklifi nasıl alabiliriz doğrultusunda? Kadınlar sabırlı davranmalılar biraz. Çünkü erkeklerin birçok kaygısı oluyor. Az önce bahsettiğim hususlarda özellikle maddi anlamda birçok kaygısı oluyor. Bağımsızlıklarını kaybediyormuş gibi hissediyorlar. Bu duygunun aslında güven içinde güven barındırdığını bilmeleri gerekiyor. Yani erkek evlendiği zaman bir hapishaneye girmeyeceğini anlaması gerekiyor. Onlara bu konuda biraz da biz yardımcı olmalıyız. Onları çok sevdiğimizi, beraber bir ömrü aslında çok daha eğlenceli, çok daha verimli bir şekilde paylaşabileceğimizi gösterirsek eğer, bu teklif almamak sanırım çok mümkün olmayacaktır. Yani evet. Mutlaka teklif alabilirler. Teklif almanın yolu da en önemlisi erkeklerin madden ve manen ve psikolojik olarak bayanlar tarafından hazırlanması. Erkeklerin de kendilerini buna hazırlamaları gerekiyor. Evliliği iyi okumaları gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani evlenen iki çiftin iki ayrı dünya, yeni bir dünya kuruyorlar. Ve bu yeni dünyayı kurarken de bu bayanın dünyası, bu erkeğin dünyası olduğunda ikisinde kesişimi var. Ama bu kesişim noktalarında beraber yaşamı yaşarlarken kendi özel, erkek özel yaşamında, bayan özel yaşamında yine belli birçok özgürlüğe ve şansa sahipler. İşte bayan özellikle iş arkadaşlarıyla, bayan arkadaşlarıyla belki bir paylaşım günü, günleri belirleyebilirler. Onun formatını eşiyle, hatta sevgilisiyle hayaller kurarak bu az önce dediğiniz gibi bayan o özgürlüğü vereceğini söyleyebilir. Evet. Yani erkek de taleplerini, yani evlendiğimizde ne yapıyor olacağız veya ne yapıyor olmak isteriz gibi ikisinin birçok hayalini de bir konsensüs halinde hem beraber hem özel dünyalarında devam ettirebilirler diye konuşulabilir. Evet. İletişim ve uyum sağlanabilir. Hatta bununla ilgili evlilik öncesi birçok testi evlilik ilişki danışmanlarının uyum testlerini, beklenti testlerini uyguladığını ve danışmanlık aldığını biliyoruz. Bu gayet normal. Yani bir telefon almadan önce 50-100 çeşit telefon çeşidi inceleniyor, özelliklere bakılıyor. Her istediğimiz olmayabiliyor ama en çok istediğimiz 20 özelliği sağlayan telefon alınabiliyor. Ve telefon almaktan bir maddeden çok daha anlam yüklü olan eş adayına elbette yeterince beklentilerimiz yüksek ama yeterince de bulunabilir ve karşılanabilir kişileri doğru adım atılarak seçilebilir diye ben de kanaat oluştu. Tabii ki hocam. Yani burada mükemmeliyetçi davranmamak lazım.
mükemmellik doğaya özgü bir kavram. Şimdi doğayla ne zaman yarış haline girdiysek yenildik. Tabii. Dolayısıyla aslında mükemmeliyetçi davranarak kendi kendimizle bir savaş vermeye çalışıyoruz.